Başkanım, bu Amsterdam'da yapılacak olan Expo ile aramızda 4 ay gibi bir süre var. Bu bizi etkileyecek mi? Etkilemez. Birisi Avrupa'nın göbeğinde, biri Orta Doğu'ya yakın Anadolu'da. Ve biliyorsunuz burası hem Anadolu'nun hem bitişiğinde, Orta Doğu'nun tam kenarında, aynı zamanda Akdeniz aracılığıyla da Kuzey Afrika'ya bakıyoruz. Çok önemli bir coğrafya içerisindeyiz. Bizi hiç etkilemez. Orası biraz daha belki ekonomik anlamda daha üst seviye insanlara hitap edecek yerdir. Ama burası orta ve az seviyenin yoğunlukta olduğu ama üst seviyedeki insanların da rahat rahat gelebileceği bir alan olacak. Bizi etkilemez yani. Bu pandemi sebebiyle biz bunu Aralık ayına attık. Sebebi de şudur. Bizim 2021 yılı Nisan ayından itibaren başlayacak bir faaliyetti bu. Ama pandemi nedeniyle biz 2021'de başlamak zorundayız. 2021'in 10'unda, yani 12. ayın 10'unda, Aralık'ın 10'unda başlayacağız. İlk başlangıcı yapacağız, açılışı. Ondan sonra ağırlıklı olarak Nisan'dan itibaren faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Ama 2022'nin bütün aylarında burada ya festival olacak ya da Expo 2021 devam edecek. Yani 2021'in aralığında açacağımız Expo'da bir şey kaybetmeyeceğiz. Bunu şeklen açmış olacağız. Ama esas ruhunu temsil eden faaliyetler 2021'in Nisan'ından itibaren yoğun olarak başlayacak. Ama bu seneden itibaren, bu sene yazdan itibaren Hatay artık festivaller şehri olacak. Hem Antakya Defne Merkezi burada, hem de İskenderun, Karaağaç, Arsuz Merkezli o bir tarafta. Bundan sonra yazdan itibaren bütün büyük organizasyonları bu iki mekanda yapacağız. Ve deneyimlerimizi burada başlatacağız. Esas Expo zamanına kadar eksiğimiz, gediğimiz, zafiyetimiz ne varsa bütün bunları düzeltmek için zamanımız olacak. İnşallah Aralık'tan itibaren de Expo'yu başlatacağız. Ve Hatay'ın üreticisinin, Hatay'ın kooperatiflerinin bu faaliyetlerde müthiş kazanç sağlayacağını, bundan sonraki zaman diliminde de dünyadaki ticarete entegre olacağını düşünüyorum. Çünkü bizde herkes küçük küçük üretip satıyor ama esas alan bunu tüccarlar para kazanıyordu. Burada hem kooperatifleşmeyi hem de direkt burada üretip burada satmaya başlayacağımız için insanlarımız da ticari anlamda, belki profesyonel çalışanlar bunu çok iyi yapıyor ama özellikle üreticilerin bu işe profesyonel bakış tarzıyla yaklaşımı ve ondan sonraki süreci ona göre değerlendirmesi de bu bizim buradaki mekanlarda onların mallarını teşhir etmesiyle başlayacak. Yani Hatay bundan sonraki süreç içerisinde bu iki tane alanı çok efektif kullanmak zorunda, kullanırken de kazanmak zorunda.